Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. Size hemen bir sorum var, sizinle ilgili çok merak ettiğim bir şey. Arkadaşlar, süt sever misiniz? Süt içiyor musunuz? Ne sıklıkla süt içiyorsunuz? Mesela her gün süt içiyor musunuz? Sütü hangi şekillerde içiyorsunuz? Mesela böyle yulaf gibi şeylerle mi içiyorsunuz? Tek başına bardakla mı içiyorsunuz? Sütünüzü nasıl içiyorsunuz arkadaşlar? Ilık mı seversiniz? Oda ısısında mı seversiniz? Tabii ki Noel ablanızın bunu sormasının bir sebebi var. Bugünkü göreviniz sütle ilgili. Acaba ne olabilir? Mesela süt yapmak mı? Hiç zannetmiyorum. Bence başka bir görev hazırladı Noel ablanız sizler için. Ama sütün ne kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Bilenler varsa WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirler. Bizlere video atabilirler, fotoğraf atabilirler, resim atabilirler, yazı ve ses kaydı gönderebilirler. Sütün faydaları hakkında ne biliyorsunuz? Bizlere gönderin arkadaşlar. Sütün hayatımızda çok önemli olduğunu biliyorum ve çok faydalı olduğunu biliyorum ve şimdi artık her zaman kolayca ulaşabileceğimiz bir sürü süt çeşidi var. Mesela inek sütü var, keçi sütü var, badem sütü var. Bir sürü sütler var arkadaşlar. Şimdi size birazdan bu konuyla ilgili bir görev vereceğim. Ama o görevden önce sizi şöyle güzelce bir Ege'ye göndereceğim. Ege'den sonra da, gerçi sıralamayı bilmiyorum şu anda hangisi önce gelir ama ardından da şöyle güzel bir video izleyeceksiniz. Ondan sonra Nora ablanız sizi burada bekliyor olacak. Fillerin beyni 6 kilogramdır. O bedene o beyin az bile bence. Beynimiz tüm yaşamımız boyunca 1 katrilyon bilgi parçacığı toplar. Şu anda en çok IQ'ya sahip kişi Kuzey Koreli, 210 IQ'su var. 6 aylıkken konuşmayı, 3 yaşındayken Almanca, İngilizce, Japonca ve İspanyolca yakıcı bir şekilde konuşmaya başlamış. Jüpiter'de hiç katı bir alan yok. Gidecek olursanız mayonezi alın yanınıza. Şaka şaka, gazdan oluşur. Uranüs 98 derece eğimlidir. Paten yapmak için mükemmel yer. Uranüs'te bir mevsim 21 yıl sürer. Mevsimlik kişilerin göbeği çatlıyordur. Dünyanın en dayanıklı canlısı Teldegrad'tır. Uzay ortamında 10 gün korumasız yaşayabilir. Dünyaya düşen en büyük meteor krater oluşturmamıştır. Newton'un yer çekiminin bulunduğu iddia edilen ağacın yarısı şu an UUI'de yaşar. Götürmüşler yani. Mars'ta Olimpos Dağı 22 kilometre yüksekliktedir. Everest Dağı ise sadece 8848 metredir. Vay be! Sevgili Ege, sana çok teşekkür ediyoruz ve bizlere bu güzel videoyu hazırlayan Erkan abimiz var. Buradan onu da kocaman sevgiler gönderiyoruz. Şimdi eğer hazırsanız 3'ten geriye doğru sayacağız. Siz de olduğunuz yerlerden bana eşlik edeceksiniz. Büyük bir heyecanla sayacağız ve ondan sonra görevimizi ekranda göreceğiz birlikte. Haydi bakalım. 3, 2, 1... Bardak süt içmek sevgili arkadaşım. Görevin günde 2 bardak süt içmek ve bu görevi senin her gün yerine getirmeni istiyorum. Eğer tabii ki özel bir sağlık durumun, özel bir sağlık problemin yoksa ailene danışarak, annene babana sorarak bunu yapabilirsin. Peki Nora abla, neden böyle bir görev verdin bizlere diye düşünüyorsanız hemen sizlere faydalarından bahsetmek istiyorum. Bir kere süt bedenimiz için çok faydalı bir şey. Yaşımız kaç olursa olsun. Mesela zeka gelişimi
gelişimimizi sağlıyor. Yani bizim mesela derslerde, okulda veya başka şeylerde daha iyi anlayabilmemiz için, daha kolay, daha hızlı anlayabilmemiz için bizlere yardım ediyor. Bunun dışında kemiklerimiz, bedenimiz için ne kadar önemli değil mi? Kemiklerimizin iyi çalışmadığını düşünün. Şu bardağı bile buradan kaldıramayız. Kemiklerimizin gelişimini sağlar. Kalsiyum sağlar. Çünkü sütte genelde kemikleri koruyan D vitamini vardır. Bunun dışında dişlerimiz güldüğümüz zaman ne kadar önemli ya da yemek yerken ne kadar önemli dişlerimizin sağlam olması ve onların ağrımaması. Eğer sağlıklı dişleriniz olmasını istiyorsanız erken yaşta anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz gibi erken yaşta dişlerimize veda etmek istemiyorsak mutlaka süt içmemiz gerekiyor. Aynı zamanda göz sağlığımız için çok önemli. Gözlerimizin sağlığını destekliyor, koruyor. Her şeyi daha iyi, daha net görebilmemiz için bize yardım ediyor. Ve aynı zamanda da bizlere enerji veren protein var sütte. Bizlere protein sağlıyor. İşte bu yüzden sevgili arkadaşım, daha sağlıklı bir birey olmak istiyorsan mutlaka Norab'ın verdiği bu görevi uygulamalısın. Haydi bakalım şimdi birazcık dinlenelim, gidelim şöyle güzel bir kumdaki hikayeler izleyelim. Ondan sonra da burada buluşalım. Babil ülkesi. Bu ülkede putperestler, yani Tanrı'ya değil de putlara tapan insanlar yaşardı. Bir gün Babil kralı Nebukadnezar altından çok büyük ve görkemli bir heykel yaptırdı. Kralın adamlarından biri heykelin yanında durup Kral Nebukadnezar'ın emirlerini etraftaki insanlara duyurdu. Şöyle diyordu: "Ney, ut, lir gibi çalgıların sesini duyduğunuzda hepiniz derhal kralın yaptırdığı heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın ateşe atılacaktır." Bir gün Kral Nebukadnezar, bazı kişilerin verdiği emirlere uymadığını öğrendi. Bunlar kendi ülkesinde çalışan Şadrak, Meşak ve Abednego'ydu. Bu üç arkadaş kralın emirlerini dinlemeyip altın heykele hiç tapınmadılar. Çünkü onlar Tanrı'nın halkından olan Yahudilerdi ve Tanrı'dan başkasına tapmazlardı. Kral bu üç arkadaşla yüzleştiğinde onlara şöyle dedi: "Eğer altın heykele tapınmazsanız sizi kızgın fırına atacağım." Üç arkadaş korkusuzca krala cevap verdiler: "Tapındığımız tanrımız bizi senin elinden ve kızgın ateşten kurtaracak güçtedir. Biz altın heykele hiçbir zaman tapınmayacağız." Kral büyük bir öfkeyle emir vererek üç arkadaşın kızgın fırına atılmasını istedi. Kral Nebukadnezar, üç arkadaşın kızgın fırına atılmasını emrettikten sonra güçlü askerlerinden kızgın fırının her zamankinden 7 kat daha fazla ısıtılmasını istedi. Bundan sonra askerler Şadrak, Meşak ve Abednego'yu kızgın ateşin içine attılar. Bu sırada çok garip bir şey Kral Nebukadnezar'ın dikkatini çekti. Kral kızgın fırına bakarak yanındakilere "Siz ateşe sadece 3 kişi atmadınız mı?" diye sordu.
Etrafındakiler, "Evet Yüce Kralım," diye cevap verdiler. "Kral, ben fırında 4 kişi görüyorum. Ateşin içinde yürüyor ve yanmıyorlar." Kral fırına yaklaşarak 3 arkadaşa, "Fırından hemen çıkın," diye seslendi. 3 arkadaş fırından çıktıktan sonra kral ve etrafındakiler çok şaşırdı. Çünkü ateş onlara hiçbir şey yapmamıştı. Ne elbiseleri, ne de bir tel saçları yanmamıştı. Bunun üzerine kral şöyle dedi: "Kullarını koruyan Şedrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur." Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. "Rab benden yana, korkmam. İnsan bana ne yapabilir?" 118. Mezmur 6. Ayet. İşaretlerle Konuşuyorum bölümüne hoş geldin. Bugün yeni bir kelime yok sırada. Bir hatırlatma var. En son ne öğrendiysek onu tekrar edeceğiz. Aklımızda iyice yerleşsin, iyice öğrenebilelim diye. Bu bir tekrar bölümü olacak İşaretlerle Konuşuyorum. Hatırlıyor musunuz ne öğrenmiştik en son? İyi. Bir de ne öğrenmiştik? Çok kelimelerini öğrenmiştik. Haydi bakalım iyi kelimelerini ben göstermeden önce siz kendi kendinize bir yapın bakalım. Haydi bekliyorum. İyi, güzel, iyi, güzel. Sallanıyor mu eller? Sizi göremiyorum ama hissediyorum. Bazı arkadaşlarımın hakkında kalmış ve gerçekten çok güzel yapıyorsunuz. Ama şimdi sıra bende. Hadi bakalım sizlere hatırlatayım. Ellerimizi böyle kapalı bir çiçek gibi koyuyoruz. Ve böyle iyi, iyi, güzel, iyi yapıyoruz. Böyle yukarı aşağı, yukarı aşağı sallıyoruz. Ve aynı zamanda yüz ifademizde bu kelimenin anlamını veriyoruz ve tabii ki gülümsüyoruz çünkü iyi bir şeyden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda ağzımızla da o kelimeyi söylüyoruz. İyi, iyi, güzel, iyi, güzel, iyi, güzel. Peki ikinci kelimem neydi? Çok kelimesi. İşte burada da bir ellerimizle bir çiçek açtırıp kapatıyorduk. Yine böyle ellerimizi kullanıyoruz. Böyle ellerimizi koyduk. Çok, çok kalabalık, çok. Çok kalabalık dışarısı. Burada çok çocuk var. Çok çocuk var. İsterseniz tek elle, isterseniz çift elle, isterseniz sol elle, isterseniz sağ elle ve isterseniz iki elinizle gösterebilirsiniz. Çok. Bu bir tekrar bölümü oldu sevgili arkadaşım. İşaretlerle Konuşuyorum bölümünü tekrar yaptık, hatırladık birlikte. Daha kalıcı olması için şimdi de haydi gel. Madem hatırlıyoruz o zaman kendimize güzel bir ödül verelim. Ve o çok sevdiğimiz iki arkadaşımızın yanına gidelim. Haydi bakalım Mevezi bizi bekler. Galiba yolun sonuna geliyoruz. Ne dersin? Evet. Elçi Paulus'un seyahatlerinden bahsediyorsan evet. Dördüncü yolculuğu da tamamlamak üzereyiz. Hatırlarsan bir önceki bölümde onları gemide bırakmıştık. Devam edeyim mi? Lütfen et. Tamam. Elçi Paulus ve yanındakiler önce Sayda'ya uğrar ve buradaki kardeşleri selamlar. Sayda'yı hatırlıyorum. Lübnan'ın güneyinde yer alan bir şehir. Antik çağda önemli bir Fenike şehri burası. Eski ismi de Sidon. Aferin Sidon. Bir gün sonra da Mira limanına varıyorlar. Mira da önemli bir Likya kenti. Antik bir kent. Günümüzde Antalya'da yer alıyor. Çok güzelsin Zi. Bu rotanın bir anlamı daha var. Birkaç bölüm önce bahsettiğimiz gibi Elçi Pavlus'un Anadolu topraklarına ayak basışı ile ilgili. O an geldi desene. Aziz Pavlus doğup büyüdü Anadolu coğrafyasında son ayak basışı burası mı oluyor? Evet. Maalesef öyle. Burada da kardeşleri selamladıktan sonra tekrar denize açıldılar. Akdeniz'de ilerlerken birden bir fırtınanın içinde buldular kendilerini.
Fırtına çok güçlüydü. Neredeyse onları rotasından çıkaracaktı. Fırtınanın şiddetinden kurtulmak için geçici bir süreliğine Girit Limanı'na sığındılar. Burada birkaç gün geçirdikten ve erzak depoladıktan sonra tekrar yola koyuldular. Girit'i de daha önce anlatmıştık. Çok kısaca tekrarlayalım. Tamam. Girit, dünyaca tanınmış bir turizm merkezi olarak Ege Denizi'nde yer alan Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in ise 5. büyük adası. Girit kulağa hoş geldi ama onları kötü bir sürpriz daha bekliyordu Zihi. Of, nedir? Diğerinden daha güçlü bir fırtınanın içinde kaldılar. Yakınlarda konaklayacakları bir liman da yoktu. Tam 14 gün denizde rota bilmeden yol aldılar. 14. gün tayfanın kara göründü sesiyle Malta Adası'na vardıklarını anladılar. Malta'yı anlatayım mı? Anlat tabii ki kardeşim. Günümüzde bir adalar devleti olan Malta, 3 büyük ve 2 küçük adadan oluşuyor. Akdeniz'de yer alan takım adaları buraları. En büyük ada Malta Adası. Yüz ölçümü 237 km². Sahilleri çok güzeldir. Ben de bolca gezdim. Ya ne güzel. Truva, Gladiator, Game of Thrones gibi dünya çapında ünlü yapımların birçok sahnesi bu adada çekilmiş. Wow. Evet, ada şimdilerde çok turistik, o belli. Ama Malta Adası o zaman da kardeşlerimize iyi gelmiş. Adada geçirdikleri aç ve susuz günlerin aksine çok rahat bir 3 ay geçirmişler. Tabii bu uzun süreden sonra artık son durakları olan Roma'ya gitmeleri gerekiyordu. Gemiyle önce Siracusa, Regium ve Puteoli'ye uğradıktan sonra Roma'ya vardılar. Siracusa, Regium ve Puteoli. Buraları da elbette şu an İtalya sınırları içerisinde yer alan şehirler. Rotanın sonu Roma olunca başka bir ülkenin şehirleri olması da beklenemezdi zaten. Siracusa, antik Yunan'da koloni devleti olarak kurulmuş ve Sicilya'da yer alan bir kent. Evet. Calabria şehrinin içinde bulunan ve Reggio Calabria olarak da bilinen şehir de Regium. Puteoli ise günümüzde Pozzuoli olarak biliniyor. Orası da bir kıyı şehri. Aynen doğru. Çok teşekkürler bu güzel bilgiler için Zihi. Devam ediyorum ve sona geliyorum. Hazır mısın? Evet. Elçi Paulus'un Roma'ya gelmek üzere olduğunu haber alan kardeşler meydanda toplanırlar. Aziz Paulus şehre vardığında gördüğü manzara karşısında sevinir ve Tanrı'ya dua eder. Hemen orada yaptıklarını anlatmaya başlar. Elçilerin işleri 28-30-31. Kesinlikle. Şöyle diyor. Paulus tam 2 yıl kiraladığı evde oturdu ve yanına gelen herkesi kabul etti. Tanrı hükümranlığını yayıyor ve hiçbir engelle karşılaşmadan yüreklilikle Rab İsa Mesih'e ilişkin konuları öğretiyordu. Vay be, ne yolculuk ama. En azından programı bitirerek benden kurtuluyorsun be. Hadi yine iyisin. Ya hiç öyle şey olur mu Zihi? Biz birbirimizden kurtulmamalıyız. Kardeşiz biz. Ayrıca programımız bitmedi ki, bir bölüm daha var bundan sonra. Evet, doğru. Sonraki bölüm ne yapacağız? Sana arka arkaya doğru mu yanlış mı soruları mı yollayacağım? Sen bilirsin. Ama bence son bölümümüzü genel bir özet yapalım ve kardeşlerimizle o bölümde rahat rahat vedalaşalım. Ne dersin? Görüşürüz o zaman derim. Tamam. Bir sonraki final bölümünde görüşürüz o zaman çocuklar. Bay bay. Bay bay. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün yine sana kutsal kitaptan çok güzel bir hikaye okuyacağım ve anlatacağım. Ve bu bölümün ismini çok seveceksin bence. Fırtınanın Kaptanı. Aslında fırtına bizi birazcık korkutabilir bu kelime. Ama aynı zamanda şöyle düşünün. Bu mutlaka burada bir kaptan olur. Genelde gemilerin, sandalların hep bir kaptanı olur. Ve genelde bizim hayatımızın kaptanı olarak. Yani aslında kaptan ne yapar? Gemiyi güvende sağlar, güvende tutar, nereye gideceğine karar verir. Bizim hayatımızın kaptanı Tanrı olduğu için bizler arkadaşlar bu bölümü keyifle okuyabiliriz. Ve aynı zamanda gerçekten hayatımızda hangi konuları Tanrı'ya emanet ettiğimizi, Tanrı'ya verdiğimizi ve yönetimini, kontrolünü ona bıraktığımızı bir düşünelim. Güneş batıyordu. Hava ılık ve sakindi.
İsa arkadaşlarına hadi gölün diğer tarafına geçelim dedi. İsa bütün gün boyunca başkalarına yardım etmişti ve yorulmuştu. Böylece kalabalıkları sahilde bırakıp küçük balıkçı tekneleriyle açıldılar. İsa teknede bir yer bulup uzandı. Başını da yaslar yaslamaz uyuyakaldı ve derin derin uyudu. Oh ne güzel. Çok güzel bir akşamdı. Hafif bir meltem yelkenleri doldurdu. Gölün ortalarına doğru ilerlerken arkadaşlar da havadan sudan sohbet ediyordu. Her şey mükemmeldi. Tam tatlı bir yolculuk havasıydı. Gölün yarısını geçmişlerdi ki birdenbire sert bir rüzgar gölde esmeye başladı. Bir fırtına gibi güçlü ve azgındı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı, tepelerinde gök gürledi. Fırtına gölün dalgalanmasına sebep oldu ve minicik tekne dalgalarla yukarıya doğru çıkıp sonra dam diye geri düşüyordu. Balıkçı teknesi oradan buraya, öteden beriye, bir oraya bir buraya, sağdan sola, yukarıdan aşağıya savruldu durdu. Gerçekten çok korkunç geliyor kulağa. Bu fırtınanın ortasında ise İsa mışıl mışıl uyuyordu. Nasıl olabilir? İsa nasıl bu kadar rahat olabilir? İsa'nın arkadaşları hayatları boyunca balıkçılık yapmıştı ama yıllardır bu gölde balık tutmalarına rağmen hayatlarında böyle bir fırtınayla karşılaşmamışlardı. Halatlarla ve yelkenlerle ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar tekneyi kontrol altına alamıyorlardı. Bu fırtına onlar için fazlasıyla büyüktü. Çok korkmuş olmalılar diye düşünüyorum. Ama fırtına İsa için fazlasıyla büyük değildi. İsa'nın neden uyuduğunu anlamaya başlıyorum. Çünkü o korkmuyordu. İmdat diye bağırdılar. İsa, İsa uyan. Hadi İsa uyan artık. İsa gözlerini açtı. Bizi kurtar, bize yardım et diye haykırdılar. Umrunda değil miyiz yoksa biz senin? Tabii ki İsa'nın umrundaydılar. Zaten bu yüzden gelmişti onları kurtarmak, onlara yardım etmek için. İsa ayağa kalktı ve fırtınaya konuştu. Sus dedi. O kadar, sadece sus dedi. Tek bir kelime. Bu size bir şey hatırlattı mı? Tanrı'nın dünyayı nasıl yarattığı ile ilgili bir şey hatırlattı mı size? O her zaman tek sözüyle her şeyi yarattı. Ve İsa sus deyince bir anda çok garip bir şey oldu. Rüzgar ve dalgalar İsa'nın sesini tanıdı. Tabii ki daha önce de duymuşlardı sesini. En başta onları yaratan aynı sesti. İsa'yı dinlediler ve onun söylediğini yaptılar. Rüzgar hemen kesildi. Farkında mısınız? Rüzgar ve deniz, su, dalgalar bile Tanrı'ya itaat ettiler. Yani Tanrı'nın sözünü dinlediler. Bizim o çok korktuğumuz fırtınalar, dalgalar, bazen kötü rüyalar, bazen gözümüzde kocaman yaptığımız, başaramadığımız derslerimiz. İşte bunların hepsi aslında Tanrı'nın önünde. Küçücükler ve onun sözünü dinlemek için hazır bekliyorlar. Sular sakinleşti. Ay ışığında göl masum bir şekilde parıldadı. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi teknenin etrafında şapırdadı. Küçük tekne usulca sularda süzülerek ilerledi. Çevrede müthiş bir sakinlik ve sessizlik vardı. Sonra İsa rüzgardan darmadağın olmuş arkadaşlarına döndü. "Niçin korktunuz?" diye sordu. "Benim kim olduğumu unuttunuz mu? Bana inanmak yerine korkularınıza mı inandınız?" İsa'nın arkadaşları bir şey söyleyemedi. Tıpkı rüzgar ve sular gibi sessiz kaldılar. Ama yüreklerinde apayrı bir fırtına kopmuştu. Bu adam kim? Kim bu adam? Nasıl bu kadar güçlü olabilir? Diye sordular içlerinde şaşkın bir şekilde. Dalgalar ve rüzgar bile onun sözünü dinliyor diye düşündüler. Çünkü anlayamamışlardı. Onun Tanrı'nın kendisi olduğunu bence henüz anlayamamışlardı. Henüz İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu anlayamamışlardı, evet. İsa'nın arkadaşları o kadar korkmuştu ki yalnızca büyük dalgaları görmüşlerdi. İsa onlarla birlikteyse korkulacak bir şey olmadığını unutmuşlardı. Tekne istediği kadar küçük,
fırtına istediği kadar büyük olsun. Tanrı'nın gücü her zaman aynıydı. Sevgili arkadaşım, işte bu hikayede olduğu gibi hayatımızda Tanrı oldukça, hayatımızda Mesih oldukça hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Ama biz ona yakın durdukça. Unutmayın ki o sandaldaydı İsa. Orada olduğu için o dalgaları yatıştırabildi. Eğer Tanrı bizim hayatımızdaysa, ki bu nasıl olabilir? Biz ona sürekli dua edersek, sürekli onu hatırlarsak, kutsal kitap okursak ve ona olan sevgimizi sürekli kalbimizde tutarsak, Tanrı sürekli bizim hayatımızda olacaktır. O zaman da hiçbir kötülük bize zarar veremez. Evet sevgili arkadaşım, bugünlük Nora ablandan bu kadar. Nora abla seni çok ama çok seviyor. Kendine çok iyi bak. Yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kal.